Merhaba arkadaşlar, Surukoli kanalına hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız hocam? Sağ olun Murat, sen ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim hocam. Bugün ne öğreniyoruz arkadaşlar? Bugün problemler devam ediyoruz. Uzun bir süre problem yapacağız zaten. Evet. Sormuştuk arkadaşlarımıza. Murat, sen ikisi problemleri yapmıştık ya ayrı ayrı. Şimdi onlarla ilgili ikisinin içinde olduğu bir problemler videosu çekelim istedim ben. Onu da burada yapalım. Başlayalım. Güzel hocam. Aradan başlayalım. Şimdi burada orada çözmediğimiz soru tarzı sorular var burada, tamam. Şimdi diyor ki mesela Ezgi ve Kadir'in de aralarında bulunduğu bir sınıfta Ezgi'nin erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının yarısından 7 fazladır. Kadir'in erkek arkadaşlarının sayısı ise kız arkadaşlarının sayısından 4 eksiktir. Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır? Güzelmiş aslında can sınıfı ya. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var, diyoruz ki hep şu oluyor mesela, sizin sınıfta kaç kişi var? 10 tane erkek var. Evet. Peki senin kaç tane erkek arkadaşın olur? 9. Çünkü niye, kendin çıkıyorsun değil mi? Aynen. Peki diyelim ki senin 10 tane kız arkadaşın varsa o sınıfta kaç kız vardır? 10 tane. Çünkü niye? Sen değilsin. Sadece evet. Kızlar. Aynen, o mantıkla yapıyorum. Şimdi diyor ki Ezgi ve Kadir'in de aralarında bulunduğu sınıfta Ezgi'nin erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi kızlar ve erkekler diyelim. Bunu çok ince yaşmışız. Aynen. Kızlar ve erkekler diyelim. Şimdi Ezgi'nin erkek arkadaşları, aslında tüm erkekler mi? Evet. Diye. Sayısı, kız arkadaşının sayısının yarısından 7 fazladır. Tamam. Şimdi diyelim ki Ezgi'nin 2x tane kız arkadaşı olsun. Hı hı. Peki toplam kız sayısı kaçtır? Ezgi ile beraber 2x artı 1. 1. Doğru mu? O zaman bu sınıfta 2x artı 1 tane kız var. Evet. Ama Ezgi'nin 2x tane arkadaşı var. Doğru mu, kız arkadaşı? Aynen. Şimdi diyor ki Ezgi'nin erkek arkadaşının sayısı kız arkadaşlarının sayısının yarısından. 2x'in yarısı x mi? Hı hı. 7 fazla. Peki bunlar tüm erkekler olmaz mı? Çünkü evet. Ezgi'nin erkek arkadaşları sınıftaki tüm arkadaşlar. Şimdi dönelim. Kadir'in erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi Kadir'in erkek arkadaşlarının sayısı tüm erkeklerden 1 eksik, doğru mu? Evet. Yani x artı 6 mı? Hı hı. Diyor ki kız arkadaşlarının sayısından 4 eksik. Kız arkadaşları demek bütün kızlar demek değil mi? Evet. Yani 2x artı 1'den 4 eksikmiş. Bunlar birleşmiş. Hı, tamam. Ne yapalım? X artı 6 eşittir 2x eksi 3. Attık bu tarafa. X eşittir 9 çıktı mı? Aynen. Sen bu kalemler bitiyor mu demiştin? Evet hocam. Bitiyormuş harbiden de. X 9 çıktı. Buna göre bu sınıfın mevcudu. Şimdi x'ine götürüp 9 verdiğim zaman 2 kere 9 18, 19 tane kız var. 9 verdiğim zaman 9 artı 7, 16 tane erkek var. Toplarsam 35 tane öğrenci varmış bu sınıfta. Yani x'i bulup bırakmıyoruz. Aynen. Geç. Şimdi bu sorular da çok çıkıyor. Biz bunları sadece bir kişi olanı yapmıştık. Bilet kuyruğu soruları. Aynen. Şimdi bir kişi olduğumu kolay. Baştan 5. sondan 10.sa bu kaç kişi var gibi bu sık kuyrukta. Ama burada diyor ki bir bilet kuyruğunda Cansu baştan 17. Gizem ise baştan bu sondan. Evet. Onu silelim. Rümeysa bizi yakıyor Rümeysa. Aynen. Sondan 12.dir. Cansu ile Gizem arasında 6 kişi vardır. Gizem kişiye Cansu'dan daha yakın olduğuna göre bu bilet kuyruğunda kaç kişi vardır? Şimdi bunu bazen şöyle, kimin daha yakın olduğunu söylemiyor. En az en çok kaç kişi vardır diye de soruyor ama biz burada söylemişiz. Hemen çizelim bilet kuyruğumuzu. Kocaman bir kuyruk çizdik. Burası gişe olsun. Yani bilet kuyruğunun başı, tamam. Bu da son olsun. Doğru mu? Şimdi Cansu baştan 17. Hop. Cansu sen buradasın. Evet. Şurada Cansu var. Peki buraya kadar Cansu 17. Doğru mu? Hı hı. Dönüyorum. Gizem ise sondan 12. Tamam da Gizem nerede? Şurada mı? Burada mı? He. Hemen soruya bakalım. Demiş ki Cansu ile Gizem arasında 6 kişi var. Onun sonra geleceğiz. Gizem bir şeye Cansu'dan daha yakın. Tamam. O zaman Gizem sen şuralardasın. Doğru tamam. Mu? Aynen. Burada da Gizem var. Gizem de 12. mi? Ama sondan 12. Alta baştanları yazıyorum. Üstte sondan da. Arada kaç kişi varmış? Gizem arasında 6 kişi var. Şurada 6 kişi var mı? Evet. Bak. Tamam. Bari ki kaç kişi var bu grupta? Çok basit. Evet. Şimdi ister ya şurayı bulacağım. Şurada kaç kişi olduğunu. Ya da şurada bulacağım, toplayacağım. Bakıyorum. Şuraya kadar kaç kişi vardı? Cansu Ever 17 kişi vardı. Doğru mu? Şimdi gelelim bunu kapatıp bu tarafa bakalım. Buraya kadar Gizem'le beraber 12 kişi var mı? Evet. Gizem'i çıktım. Şuraya 11 kişi kaldı mı? Aynen. 6 kişi de burada var. Çıktım. Şuraya 5 kişi kaldı mı? Evet. Bir de Cansu'yu çıktım. Şuraya 4 kişi kaldı mı? Hı hı. Cansu zaten buraya kadar 17 idi. Evet. Bir de 4 kişi var. 17 artı 4. Demek ki bu kuyrukta 21 kişi var mı? Çizince yapamayacağım soru yok. Gayet basit. Aynen. 4 yanlışın 1 doğruya götürdüğü bir sınavdır. Bu tarz bir soru çözmüştük ama bu biraz farklı. 10 neti olan Zeynep'in boş bıraktığı soru sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi ama burada şöyle diyelim, götürdüğü 24 soruluk bir sınavda. Rümeysa.
soruluk bir sınavda 10 neti olan Zeynep'in boş bıraktığı soru sayısı kaç var değerlendir. Tamam. Şimdi doğru yaptığı sorular var, boş bıraktıkları var, yanlışlar var, boşlar var. Aynen. Şimdi diyor ki 10 neti varmış, doğru mu? Evet. Tamam. Bu ne yapabilir? 10 tane doğru yapabilir. Aynen. Hiç boş bırakmaz. Şey, hiç yanlış yapmaz. 10 tane de boş bırakabilir. 14 aynen. tane boş bırakabilir. Doğru mu? Maksudum. Toplam 24 soruydu ya. Evet. Burada var mı soru? Yok hocam. Yok. 14 boş. Boş nasıl olsa dokunmuyor buna. Hı-hı. 10 neti olurdu. Peki 11 doğru yapmış olsa? Hı-hı. Şimdi bir netinin gitmesi lazım. Doğru aynen. mu? O zaman 4 yanlış yapacak. 4 de yanlış yapmış olacak. Ettim sen 15. Evet. O zaman 9 24 soruydu. 9 tane boş mu bırakabilir? Hı-hı. Tamam. Boş sayılarını soruyor bana. Kaç var? Değer alır diyor boş bıraktığı tamam. soru. Dönelim. 12 tane doğru yapmış olsa... 2 gitmiş için 8 tane nasıl yapacak? Etti mi sana 20? 20. O zaman 4 tane boş bırakması gerekiyor mu? Evet. He, bakalım 13 doğru yapsa 3 yanlış gitmesi için 4, 8, 12. 12 tane de yanlış yapması lazım. Evet. Burada zaten toplamda 25 soru olur. Zaten 24 soru hiç boş, eksi 1 boş diye bir şey yok. O zaman maksimum bunlar olabilir seçenekler. Demek ki soru yazıp yanlış çözmüş olacak. Evet, olabilir değil mi? O zaman diyoruz ki boş bırakacağı soru sayısı 14 boş bırakabilir, 9 bırakabilir, 4 bırakabilir. Yani 3 farklı değer alır. Anlaştık. Anlaştık hocam. Aslında yazdığımız zaman gayet kolay sorular. Ama işte biraz kafa karıştırıyor. Aslında şu nasıl hocam bir düşünün kontrol edelim isterseniz. Evet. Biraz kalın ama. Getir bakalım yazalım. Şimdi demiş ki büyük kova ile 6 seferde doldurulan bir havuz küçük kova ile 10 seferde doldurulmaktadır. Tamam. Neden öyle? Küçük kova daha az hacmi. O zaman şöyle yapalım. 6 tane büyük kova eşittir 10 tane küçük kova mı? Aynen. O zaman ben büyük kovanın hacmini 10 litre desem, küçük kovanın hacmi 6 litre olur mu? Aynen. Hadi litre demeyelim de K diyelim, 10K diyelim, bu da 6K olsun, doğru mu? Evet. Bana bir şey demiş. Büyük kovanın hacmi, küçük kovanın hacmi 8 litre fazla. Hmm. O zaman 10K'dan 6K'ya çıktığımda 8 litre mi demiş? Evet. 4K eşittir 8 litre. Buradan K eşittir 2 litre oldu mu? Hı hı. Şimdi yazıyorum. Büyük kova, sen 10K'ydın, demek ki büyük kova 20 litre su alıyor. Evet. Doğru mu? Küçük kovaya bakalım. Sen 6K'ydın. 6 kere 2, 12 litre su alıyor musun sen de? Hı. Tamam. Sonra ne diyor? Bu havuz hacmi 8 litre olan kovalarla kaç seferde doldurulabilir? Oh. Şimdi bir kere bu havuzun tamamı kaç litre ona bakalım. Aynen. Doğru mu? Bu havuz büyük kovayla 6 seferde dolduruluyor muydu? Evet. Büyük kovanın bir tanesi 20 litre miydi? Hı hı. O zaman 20 çarpı 6'dan 120 litre. Demek ki bu havuz 120 litre. Bunu ben 8 litrelik kovalarla dolduracağım. Kaç kova doldurmak için 120'yi hemen 8'e böler mi? Evet. Doğru mu? O da 15 kovayla doldurabilirim. Yani 15 seferde doldurabilirim. Çok iyi. Tamam. Geç bakalım. Hop. Sen burada kalem miyorsun? Yazmıyor. Dur bakalım. Yazmıyor hocam. Bir miktar para 12 arkadaşı eşit olarak paylaştırılıyor. Daha sonra 3 arkadaş kendi paylarını diğer arkadaşlarına eşit olarak paylaştırılınca diğer arkadaşlar ilk duruma göre 6 lira fazla almış oluyorlar. Buna göre de paylaşılan toplam para ne kadardır? Genelde bu sorular işte bir miktar cevizi paylaştırıyor, işte bir pastaya bölüyor, doğum günü yapacak pastaya bölüyor, 3 kişi gelmeyince herkes 2 dilim daha fazla yiyor gibi, tamam mı? Güzelmiş. Hani pasta deyince değil mi? Evet hocam. Evet. Bir miktar para 12 arkadaşa eşit olarak paylaştırıyor. Şimdi her biri x lira alsın mı? Alsın. X lira. Peki 12 arkadaşa paylaştırsam demek ki 12 x lira paramız var mı bizim? Paran tamam 12 x. Var mı soru? Yok. Daha sonra 3 arkadaş. 3 arkadaş demek 3x lira demek mi? Hı hı. 3 arkadaş kendi paylarını diğerlerine paylaştırıyor. Ah. 3 arkadaşı çıkarsam geriye 12-3'ten 9 kişi kalmaz mı? Hı hı. Şimdi ben bu 3x lirayı 9 kişiye paylaştıracağım. Her birine 3x bölü 9 lira gelir mi? Evet. Yani her birine x bölü 3 lira gelir mi? Hı hı. Fazla. Bana diyor ki diğer arkadaşları ilk duruma göre 6 lira fazla alıyormuş. Demek ki bu x bölü 3 6'ya mı eşitmiş? Doğru mu? Doğru hocam. Buradan x eşittir 18. Bana diyor ki, şöyle yapalım. Buna göre paylaşılan toplam para ne kadardır? Toplam para 12x değil miydi ilk başta? Hı hı. 12 çarpı 18 mi? 10 ile çarpsam 180, 36 daha 216 mı? Demek ki paylaşılan para 216 liraymış. Çok iyi hocam. Var mı soru? Yok hocam şu an. Şunu alalım. Bu da çok güzel bir soru. 12 kalıp yaş sabun 1 kilogram. 15 kalıp kuru sabun o da 1 kilogrammış. Ha, o nasıl oluyor? Neden öyle? Çünkü kuru sabun da ne yapıyor? Su buharlaşıyor. He, yok, kuru tamam. Şey daha az alıyor bir kalıp. Mesela birinde 200 gram ise bir kalıp, bir kuruluğunda 150 gram veriyor. 10-10 gide gide en son arada fark açıyor. O zaman 12 kalıp yaş sabun 1 kilo ise
15 kalıp kuru sabun 1 kilo geliyormuş. Sonra diyor ki bana kilogramı 6 liradan x kilogram yaş sabun alan bir satıcı. Sabunları kuruttuktan sonra kuru sabunun kilogramını 8 liradan satıyor. Bu satıcı toplam 50 lira kar ettiğine göre x kaçtır diye soruyor. Yani kaç kilo almış ki zamanında 50 lira kar etmiş. Şunu yapalım. 12 kalıp bir sabun 1 kilogrammış. Evet. Bu adam x kilogram almış mı? Aynen. Demek ki elinde kaç kalıp sabun var? 12x kalıp olmaz mı? Hı hı. Bu kadar yaş sabun var, doğru mu? Yaş sabun. Peki diyor ki daha sonra 15 kalıp kuru sabun da 1 kilogrammış. Bana diyor kilogramı 6 liradan x kilogram oluyor. O zaman 6x lirada para verdi mi bu adam? Hı hı. Kilogramı x liraydı. Şey kilogramı 6 liraydı. X kilo aldı. 6x lira verdi. Sonra kuruttuktan sonra kuru sabunun kilogramını 8 liradan satıyor. Tamam. Tamam. Şimdi bana demiş ki 12 kalıp bir sabun 1 kilogram. Elimde o zaman 12x tane, doğru mu? Evet. X kilogram almıyor. Tane sabun var. Yaş sabun. Peki bu kaç kilogram kuru sabun yapar? Hmm, 15'e mi böleceğiz? Aynen. Çünkü şöyle düşün. 15 kalıbı 1 kilo değil miydi? Evet. Mesela 30 kalıpsa 2 kilo. Ya da 2 kilo alırsam 15'e böl 30 kilo. Tamam. O zaman 12x bölü 15 kilogram yapar mı? 15 kalıp. Ha şey pardon. Kilogram. 15 kalıbı böldüm. Kaç kilogram olduğunu buldum? Bu kadar kalıbı böldüm 15'e. Peki kaça satıyordu bunu? 8 liradan. Çarpı 8 lira mı? Evet. Eşittir. 6x vermişti. 6x artı 50 lira da kar mı edecek? Hı hı. Verdiği paradan 50 lira fazla satacak. Doğru mu? Evet. Sadece işledim. 12'yi 3'e böldüm. 4. 3'e böldüm. 5 mi? Hı hı. 32x bölü 5 eşittir. 6x artı 50. İşler dışarı yapayım. 32x eşittir. 5 kere 6. 30x artı 250 mi? Buradan da 2x eşittir 250'den. Hop aldık buraya. X eşittir 125. Demek ki 125 kilo yaş sabun almış bu adam zamanında. Aynen. Tamamdır. Güzelmiş. Aldık. Geç. İşte hocam. Şimdi bunun bir tarafından keseni yapmıştık. Çubuk soruları. Tabii otomatik 10 kayıyor, 5 koyuyor gibi. Şimdi iki tarafından da kesiyor. Diyor ki bir çubuğun bir ucundan çubuğun 1 bölü 4'ü kadarı, diğer ucundan ise aynı çubuğun 1 bölü 7'si kadarı kesilince çubuğun orta noktası eski duruma göre 9 santimetre kayıyor. Tamam. Şimdi çubuğu çizelim. Bir çubuğumuz var. Şimdi hemen hatırla kesin sorularında ne yapıyorduk? Burası 7, burası 4 ise çarpıyorduk. Aynen 4 çarpı 7, 28x. Çubuğa ben 28x diyebilirim. Doğru mu? Evet. Çubuğun tamamı 28x. Peki orta noktası 14x olmaz mı? Hı-hı. Doğru mu? Şimdi devam ediyorum. Bana diyor ki bir ucundan 4'te 1'ini keselim. Keselim mi buradan 4'te 1'i? Kesin. 28x'in 4'te 1'i ne? 28'i bölün 4'e 7x mi? Aynen. Şuradan 7x kestim. Var mı sorun? Hop çubuk şuraya geldi. Sonra diğer ucundan 7'te 1'ini kesiyorum. Hop 28'i böldüm 7'ye. O da 4x yaptı mı? Evet. Buradan da bir 4x kestim. Hop düzelttik. O zaman çubuğun yeni hali şu oldu mu? Hı hı. Şimdi ne kadar kaldı? 7x. 4x daha kestim. 11x kestim. Toplam 28x'ti. 11x çıkarsam 17x kaldı mı? Evet. Peki orta noktası ne oldu? Şuraya gelsin orta nokta. Hı hı. 17x bölü 2 mi orta nokta şu an? Şimdi şuna dikkat. Şurası 17x bölü 2. Değil mi? Hı hı. Aynı şekilde şurası da 17x bölü 2 kadar uzunluğu. Peki şuralar neydi bakalım? Şunun tamamı 14x miydi? Evet. 7x'ini kestim. Şuraya 7x kaldı mı? Hı hı. Ya da işte bunun tamamı 14x. 4x kestim. Şuraya 10x kaldı mı? Aynen. Şimdi bana şu lazım Murat. Şurası ne kadar kaydı onu arıyorum. Doğru mu? Evet. İster buradan gidelim, ister buradan gidelim. He. Nasıl yaparım? Şunun tamamı 17x bölü 2 idi. Evet. Şurası da 7x'ti. Hı hı. O zaman 17 bölü x'i, giden 7x'i çıkarırsam şu kayma miktarını bulur muyum? Evet. 17x bölü 2 eksi 7x. Eşittir ne kadar koymuş? 9 santimetre. 14, 3x bölü 2 mi? Eşittir 9. 3 ile 9 sadesini 3. X eşittir 6. Bana ne söylüyor? Kesilmeden önceki boyu. 28x miydi? Hı hı. 28 çarpı 6. 6 kere 8 48. 6 kere 2 12. 16 mı? Demek ki kesilmeden önce 168 santimetreymiş. Güzelmiş hocam. Hacmi 240 litre olan bir su deposu 3 litrelik ve 4 litrelik kovaların her birinden en az bir kez kullanılarak doldurulacaktır. Tamam. Depoyu doldurmak için en az kaç kez kova kullanılmalıdır? Kaç seferde doldurulur ya da?
Şimdi burada şunu yapabilirsin. Hocam ben 80 kere de doldurayım, 3 litrelik doldurayım ya da 60 kere de doldurayım, 4 litrelik doldurayım. Doğru mu? Evet. Ama şunu söylüyor. Sadece bir kovayla doldurma diyor. En az birinden, hepsinden en az bir tane kullan. Tamam. Yani sadece 4'le dolduramazsın. Bir tane üçlük koyman lazım. Peki en az sayıda kullan dediği için ben büyük kovayla mı doldurayım, küçük kovayla mı doldurayım? Büyükle hocam. Büyükle doldurayım, aa, daha az doldururum. O zaman şöyle yapalım. X tane 4 litrelik kova harcayayım. Y tane 3 litrelik kova harcayayım mı? Hı hı. Peki 4X artı 3Y eşittir 240 olmaz mı? Aynen. Her biri 4 litre, X tane kullanıyorum 4X litre. Her biri 3 litre, Y tane kullanıyorum 3Y litre, doğru mu? Eşittir 240. Şimdi bunu sayı dediğimiz temel kavramlar, sayı kullanıyorduk ya temel, hı hı, sayılar. O sayı kavramında, temel kavramlarda bunu yaptık böyle sorular aslında. Ne yapıyorduk? İşte biri diğerine kadar artıyor, azalıyor falan yapıyorduk. Şimdi nasıl bulacağım? Bana X lazım, doğru mu? Aynen. En az. Y'ye bakalım. Y'ye 0 versem X bulurum, 60 olur. Aynen. Ama Y'ye 0 veremiyorum. Çünkü dedik ki en az bir kere kullanalım. Aynen. Şimdi bunu bir kere bulduk mu? Biri diğerinin katsayısı kadar artar, biri diğerinin katsayısı kadar azalır demiştik. Bunu 3 azaltacağım. Mesela bu 57 olur. Bunu 4 arttıracağım, 4 olur. Bakalım oluyor mu? 57 ile 4'ü çarpar mısın? Hmm. 228 mi? Evet. 12 ekleyelim. Hop, 240 oldu mu? Aynen. 2 olmuş, doğru mu? O zaman demek ki şunu yapalım. Ben bundan en çok kullanayım. 57 kere bundan kullanayım. Aynen. 4 kere de bundan kullanayım. Toplamda 61 kere de işi halledelim. Tamam? Formülü bilmenin güzelliği. Evet. Diyelim burada bitirelim istersen. Bitti hocam da. Çok hızlı bitti. Çok hızlı bitti. Beni. Ama güzel sorulardı. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.